Bakmadığımız yer kalmadı. Hastaneler, karakollar, deniz feneri. Son umudum burasıydı, burada da yok. Enteresan taktiklerim var. Ne diyorsun sen ya? Ne taktiği? Hem sen beni suçlayacağına otur bir kendinle hesaplaş önce. Kardeşim senin yanındayken kayboldu. Ne malum çocuğu senin götürmediğin? Numara yapıyorum yani. Konağa filan gelişim hepsi numaraydı, öyle mi? Ya istediğin zaman ağlayabiliyorsun. Bunu da yine yapabilirsin. Çattık, çıldıracağım ya. Bir roldür, bir numaradır tutturdun. Ya sadece taktiklerini algılamaya çalışıyorum. Yani ne yapacaksın? Bir iki gün sonra çocuğu yeniden getirip yine para mı isteyeceksin? Bu arada da bir iki hırsızlık yaptırırsın herhalde. Herkes sizin kadar şanslı doğmuyor bu hayatta beyefendi. Herkes senin gibi hazır mamalarla, bezlerle de büyümüyor. Ömer'i çarşafları yırtarak bezlerdim ben. Yıllarca yumurtanın, balın tadını unuttum. Niye? Aman kardeşim yesin de büyüsün, kemikleri gelişsin diye. Sucuk pişirdiğimizde evde bayram olurdu. Onu da yemezdim. Sucuk bana dokunuyor derdim. Hala öyle bilir. Daha neler neler. Sen bana neden bahsediyorsun? Bu sana yine de küçücük bir çocuğa hırsızlık yaptırma hakkı vermez. Bak hala ne diyor? Ben hırsızlık falan yaptırmadım diyorum. En pis işlerde çalışıp alnımın teriyle büyüttüm ben Ömer'i. Tek haram lokma geçmedi kursağından. Ama bunlar şimdi sana senin deyiminle çok avam geliyordur. Kursak, lokma. Ya bırak şimdi. O gece benim teknede ne yapıyordunuz onu söyle. Evet, o gece korsancılık oynuyorduk. Ya şu anlattığının hiçbir mantıklı tarafı yok. Sen sadece hırsız değil, aynı zamanda büyük bir yalancısın. O zaman bizden uzak dur. Benden de, kardeşimden de uzak dur. Ömer bir bulunsun. Merak etme, yüzünü bile görmek istemiyorum.